Popeyes'ın sunduğu Scout Raporu'nun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Fenerbahçe'nin uzun zamandır gündeminde yer alan ve son günlerde de hala ihtimalinin konuşulduğu bir isim var. Çok büyük bir isim var. O da Wilfred Zaha. Tabii ki programımızın adı Scout Raporu ve scouting denince daha çok akla genç oyuncular geliyor ama aslında scoutların işi sadece genç oyuncu bulmak değil. Hani kulüplerde çalışan scoutlar için de bunu söylüyorum. Gerektiği zaman gayet adı sanı bilinmiş, 30'un üstünde yaşı olan oyuncuları da scout etmek de oluyor. O da şöyle gerçekleşiyor. Bir takımın ihtiyacını karşılar mı, karşılamaz mı, son performansı ne, oyuncunun artı ve eksi özellikleri, takım için bir problem yaratır mı ya da bir artı yazar mı? Bunların da cevabını vermek lazım tabii ki. Çünkü her iyi isimli transfer iyi e transfer anlamını taşımayabiliyor. Biz de bu seride adı geçen ya da transfer bitmiş oyuncuları özel çalışmalarla, verilerle e görüşlerimizi desteklemeye çalışıyoruz. E Siz de videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, Voley e Plus'a abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi Valiper Sağ öncelikle biraz e sağ dışında da çok büyük bir etkisi olabilecek bir isim. Öncelikle buradan başlayalım. Çünkü Fenerbahçe'de Edin Dzeko da böyle bir transferdi. Çok belirgin bir Sanford ki sosyal medyada zaten o yarattığı etki, yarattığı havayı hemen fark ettik. Fenerbahçe'nin kısa zamanda o havayı tekrardan yakalaması için camianın üstündeki o kara bulutları da dağıtması için hem Fenerbahçe'nin hem Fenerbahçe camiasının bu tip net belirgin isim olarak da heyecan katacak oyunculara ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda e, Wilfreds daha bu konuda yani daha sağ içine gelmeden bu hem imajıyla, oyunculuk stiliyle, büyük ismiyle çok ses getireceğini düşünüyorum. Hatta böyle durumlarda bir Ryan Giggs'in sözü aklıma geliyor. Futbolcular da aslında tıpkı taraftar gibidir. İyi bir transfer yapıldığında antrenmanların havası değişir. Bir anda eğlenceli bir durum oluşur antrenmanlar diye. Yani Wilfers adı aslında o antrenmanlara heyecanlar getirecek. Diğer geri kalan oyunculara da bir heyecan getirecek bir isim. Bunu en başta belirtelim. Sağ içerisinde de tabii ki Wiffers çok özel bir oyuncu. Ee, ve artı ve eksi özelliklerini Fenerbahçe'nin sisteminde nasıl kullanılır? Onun için ideal formasyon ne olabilir? Bu gibi sorulara cevap vereceğiz. Öncelikle tabii ki olumlu yaptığı işlere gelelim. Ve fırsat denilince aklımıza gelen özelliklere gelelim. Ee, tabii ki en başta dribbling konusu geliyor. Ee, artı özelliklerini dribbling konusuyla, adam eksiltme becerisiyle başlamak lazım. Ve hatta bu konuda bir özel çalışma yaptım sizler için. Oyuncunun ve Son 50 dribbling aksiyonunu inceledim. Yani en güncel versiyonu. En güncel halini inceledim Wefer Zaha'nın. Dribbling aksiyonu şu demek yani. Bir çalım girişimi yaptığı anlardan bahsediyorum. Başarılı veya başarısız olmuş fark etmez. Wefer Zaha'nın topu ayağına alıp rakibini eksiltme girişiminde bulunduğu son 50 anı izledim. Ve burada iki tane sonuç çıkarttım. Bir tanesi bu 50 girişimin girişimde kaç tanesini başarılı olabiliyor? Yani kaçını da rakibini eksiltebiliyor? Diğer soru da şu rakibin eksilti ya da eksiltemedi. Yani bir dribbling aksiyonun sonunda, dribbling girişiminin sonunda e, o pozisyon umut verici hata dönüşüyor mu? Bu şöyle olabilir. Wilfried etkili bir şutuyla bitmiş olabilir. Wilfried Sağ'ın e, düşürülüp duran top kazandırmasıyla olabilir. Ya da şut öncesi pas. E, bir şekilde şutla biten hata öncesi verdiği pasla sonuçlanmış olabilir. Yani Wilfried o o atıyor. Sonrasında bu pozisyonu dönüşüyor mu dönüşmüyor mu? Bu da önemli. Çünkü bazı oyuncular genel, kendi kendine çalım atan özel yetenekler de olabiliyor. Ama önemli olan tabii ki bu aksiyonları bir finale, doğru, finale doğru ulaştırmak. Bu bağlamda da iki tane sonuç çıkardım sizler için. Ee, bu 50 dribbling girişiminin 41'i başarılı. İnanılmaz bir rakam bu. Yani Wilfred Sağ rakibi alıyor ve onu eksiltmeye deniyor. O adamı eksiltmeye deniyor ve 41, 41 kez başarılı oluyor. Sadece 9'un da başarısız oluyor. Yani topu kaptırıyor rakibine. Bu çok iyi bir ortalama olduğunu söyleyebilirim. Zaten özel oyuncuların yapabileceği işler bunlar. Ve Fırsat'a e, Dripnik olsun da özel bir oyuncu olduğu için bu konuda çok üst düzey ve bunu üstelik Premier League seviyesinde yapıyor. Bunu da altını çizelim. Yani çok iyi beklere karşı yapıyor. E, bunu da unutmamak lazım. Bir de bu 50 Dripnik hani Dripnik girişimi aksiyonu sonrasında o pozisyonlar Crystal Palace için umut verici hata dönüşmüş mü? İşte az önce bahsettiğim e, sebeplere yol açmış mı? 50 dribbling girişiminin sonucunda 19 kez ve rakip adamı eksiltiyor ve o pozisyon bir şekilde Crystal Palace'ın etkili hatağına dönüşüyor. Dediğim gibi bu Zaha'nın etkili bir şutu da olabilir. Ee, kazandırdığı bir duran top da olabilir. İşte şut öncesi pas da olabilir. Ama bir şekilde bu 50 aksiyonun 19'u e, Crystal Palace hatağına dönüşüyor. Umut verici bir hatağına dönüşüyor. Bu da çok önemli. Çünkü Wilfred gibi tek başına e, dribbling yükünü üstlenebilecek oyuncuların finalini de bu şekilde yapabilmesi çok çok özel oyuncuların yapacağı iş. bu konuda bu çalışma gayet iyi bir fikir verecektir diye düşünüyorum. Onun haricinde artı özellikleri devam edelim. Dribbling'den bahsettik ki destekledik de bu konuyu. bir diğer artı özelliği top saklama öcerisi. Hani Şimdi top tekniği sadece rakibe esitmek için her zaman işe yaramayabilir. Bazen de o zamanı kazandırmanız lazım. Top ayağını aldıktan sonra biraz işte toplara rakip arasında girip zaman kazandıracak top saklama işlerini yapabiliyor olmanız lazım. Werfer Vır sağ bunları da çok iyi yapabiliyor ki hatta Crystal özellikle Patrick Vieira döneminde kaleden bayağı uzakta yani kendi kalesinden kendi kalesine yakın savunma yapıyordu. Rakip kaleden uzakta kalıyordu. O yüzden rakip kaleye ulaşması için birilerinin o zamanı kazandırması gerekiyordu. Bu genelde Zaha oluyordu. Topu Zaha'ya atıyordunuz. O zamanı kazandırıyordu. Ondan sonra işte Eze, Olise, işte Ayev. Ee, bir, bir şekilde diğer hücumculara o koşu atma zamanını tanıyordu. Bu da çok önemli bir özellik olduğunu söyleyelim. Ee, yine en belirgin artı özelliği bir fırsanı. Bu arada birçok artı eksi özelliği var ama ben en belirginleri, en kader değiştirici olan özelliklerden bahsedeceğim artı ve eksi olarak. Ee, yine dribbling ve top saklama dışında en belirgin artısı fırsanın sürprizli gol çıkartıcı çıkartı olması. Sürprizli gol çıkartmak şu demek? Yani çok sağda ideal bir oyununuz olmayabilir, kötü gününüz olabilirsiniz ki takımlar bu sıklıkla böyle durumlarla karşılaşabiliyor. Ama bir adam vardır sağdaki 11 oyuncu arasında ki Arda Güler de böyledir mesela. Bir şekilde sahneye çıkar, dribbling üstüne bir şut atar ya da 3 kişiyi geçer bir kilit pas bırakır. Ortada bir şey bir penaltı kazandırır. Ee, or, hani çok iyi bir oyun oynamıyorken de size sürprizi bir gol kazandırır ve tabelada bir anda sizi öne geçirir. Weaver sağ bunu sıklıkla yapabilen bir oyuncu. Zaten Crystal Palace'da uzun zamandır e, bütün oyun yükünü Zaha'nın üstüne yıkmış durumdaydı son döneme kadar. E, bu konuda da oldukça özel bir isim olduğunu söyleyelim. E, eksi özelliklerine gelecek olursak yani bir çok iyi yaptığı özelliklerin tersine biraz daha az iyi yaptığı özellikler ya da yapamadığı özellikleri gelecek olursak. Ee, savunma arasına, arkasına koşuları biraz topsuz koşuları biraz eksik bir oyuncu bir fırsat. Bu tabii ki biraz alışkanlıktan da sebep olabilir. Takımlar forma giydiği takımlarda bu beklenti altına girdiği için de olabilir. İşte Crystal Palace'da olduğu gibi. Genellikle topu ayağına aldıktan sonra fark yaratmayı tercih ediyor. İşte dribbling üstüne şut atmayı tercih ediyor. Ee, ama işte Marcus Rashford'da olduğu gibi Manchester United'ta hem bunu yapıp hem aynı zamanda savunma arkasına, savunma aralarına koşu yapabilen bir oyuncu olsaydı inanılmaz gol rakamlarına ulaşabilecek bir oyuncu aslında ama genellikle dediğim gibi kendi dribbling aksiyonları sonrasında skora gitmeye çalışan bir oyuncu. Topsuz koşuları biraz etkili değil o kadar. Mesela arka direkte de işte işte Jack O'dan seken topu arka direkte kafa vuracak ya da arka direğe bir ayak koyacak bir oyuncu olabilseydi tabii ki çok daha fazla skor elde eden bir oyuncu olurdu. Bir diğer eksi diyebileceğimiz özelliği de savunma. Yani savunması yeterli bir oyuncu değil. Tabii ki hiç yok diyemem. Belirli bir pozisyonda pozisyon alıyor. İşte pas arası yapmak için ya da işte bekinin önüne geliyor. Ama çok savunmacı bir oyuncu diyor. Top kazanmaz. Savunmaya böyle pozisyon alma açısından destek verir. Ama hani Peris işte kıyaslarsak mesela tabii ki çok belirgin bir şekilde Perisic artıya geçer burada. Zaha çok savunmacı bir kanat forvet olarak tanımlayamayız. Onun özellikleri daha farklı bölgelerde. Peki Fenerbahçe'ye gelirse Wilfred Zaha nasıl bir 11 kurgusunda, nasıl bir formasyonda, hangi tip oyuncularla daha verimli olur? Şimdi hatırlarsınız yakın zamanda Ivan Perisic için de bir skat raporu bölümü çekmiştik. Orada şunu söylemiştim. O videoda tavsiye ederim bu arada. Perisic ile Fenerbahçe 4-3-3 gibi, bir, gibi bir formasyonda da oynayabilir. Çünkü Kendisinin birebir e, skorer özelliği var, topsuz koşu atma özelliği var ve fizik olarak da Eduncako'yu rahat, et, rahat ettirecek bir ikinci forvet rolünü düşünebilir. Ve bunu kenardan da yapabilir. Yani sol forvete, 4-3'ün sol forvetini yazsanız e, sanki Fenerbahçe toplu oyunda ikili forvet oynuyormuş gibi görüntü verebilir her şeyde Presic. Ama City olarak biraz daha topu ayağında isteyen bir oyuncu olduğu için. Onu... E, Edin Dzeko, Zaha yetmeyebilir. Orada hani çok fazla Edin Dzeko'ya yük binebilir gibi geliyor. Hem ceza sahası arasında içerisinde stoperlerle kavga etme konusunda hem de topu kaleye atma konusunda skor yükü tamamen Edin Dzeko'nun üstüne yığılabilir. Yani işte yaratıcı bir sağ forvet Arda ya da İrfan. Edin Zaha tabii ki çok problem çözücü bir üçlü de olabilir ama Burada Edin yaşına da bakılırsa biraz fazla yüklenebilir gibi geliyor. O yüzden yine böyle bir durumda eğer Zaha gelirse 4-4-2 işte Batshuayi Ceko'nun ikili forvet olduğu bir düzende Zaha sol önde olabilir. Ya da İsmail Hoca'nın bıraktığı formasyon var ya 4-2-3-1 işte o zaman Serdar Dursun'un arkasında Mert Hakan oynuyordu. Biraz daha ne hani o topsuz koşularla kanalları zorlayacak, ikinci forvet koşuları da atabilecek bir 10 numara tercih edebilir Fenerbahçe. Bu bir transfer de olabilir belki. Yani Zaha'yı edince koyun yakınında oynatacağınız bir düzen değil de biraz daha çizgiye yakın topa ayağına aldığında biraz daha rahat edeceği biraz daha alan bulabileceği biraz daha işte rakibini eksiltip ceza sahasında delici işler yapabileceği bir rol onun için daha tanımlı olur. Yani stoperlerin kucağından uzaklaştırıp biraz daha taş çizgisine yakın topla buluşturacak bir düzen Vefersağ için Stili için daha uygun olacaktır. Yani Fenerbahçe'ye Perisic yerine transfer olursa 4-2-3-1'in kenarı ya da 4-4-2'nin kenarı onun için daha verişli olacaktır. Yani Edin Dzeko'nun arkasını ya ikinci forvet ya da 10 numara skorer 10 numara özellikle birisini talep eder bu formasyon gibi gözüküyor. Tabi e, tabii dediğim gibi eğer bu transfer gerçekleşirse zaten üzerine daha bol bol içerikler çıkartırız. Çok özel bir isim olduğunu tekrardan hatırlatmak lazım. O zaman bir sonraki Scott raporunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.